Ayhan Bora Kaplan dün itibariyle tutuklanan bu isim Ankara'da Kaplanlar Çetesi'nin lideri olarak tanınan biri. 17 yaşından itibaren bir suç dosyası var aslında. Ankara'nın meşhur semti Çinçi'nin torbacısı olarak biliniyor ve tanınıyor. Ve daha o yaşlardan itibaren de oldukça e, kalabalık bir suç dosyası var. 17 yaşında bir cinayetle ilgili olarak cezaevine giriyor. Ondan sonra da hep bu mahallelerde kara para ekonomisinde uyuşturucu, cinayet, çek senet mafyası ile ilgili bütün başlıkların altında yine onun ve kardeşi Muhammed Kaplan'ın isimleri var. Ayhan Bora Kaplan'ı son dönemde Sedat Peker'in iki sene önce çektiği ve her sabah pazar sabahı saat 7'de koşa koşa herkesin izlemeye gittiği videolar serisinden de iyi hatırlıyoruz. Sadece o seriden değil aynı zamanda Türkiye'nin kamuoyuna geldiği tarih 15 Temmuz FETÖ darbesi gecesi. O darbe gecesinde dönemin İçişleri Bakanı şimdilerde AK Parti milletvekili Süleyman Soylu ve onun kuzeni Sadık Soylu Ayhan Bora Kaplan'a telefon açıyor ve darbe gecesi apar topar Ayhan Bora Kaplan elinde silahla TRT binasının önüne gidiyor. O görüntüleri tabii ki unutmuyoruz. O görüntülerle ilgili olarak da e, hiçbir şey olmadı aslına bakarsanız. O silahlara ne oldu? İçişleri Bakanı neden Ayhan Bora Kaplan'ı o gece TRT'nin önüne çağırdı? Orada ne yaşandı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü bu konularla ilgili hiçbir soruşturma süreci başlatılmamıştı hatırlayacaksınız. Ayhan Bora Kaplan'ı TRT'nin önüne 15 Temmuz gecesi çağıran kişinin Süleyman Soylu'nun amcasının oğlu öz ve öz kuzeni Sadık Soylu olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Sadece iddialardan bilmiyoruz. Sadık Soylu bizzat bugün Halk TV.com.tr'deki meslektaşım Seyhan Avşar'a verdiği röportajda evet ben çağırdım dedi. Röportajı ayrıntılı olarak okuduğunuz zaman son cümlesinde de zaten Süleyman Soylu ile olan ilişkisini ifade ediyor Sadık Soylu. Diyor ki o gece bir savaş gecesiydi. 15 Temmuz bir savaştı bir beka meselesiydi ben de Ayhan Bora Kaplan'ı ve e, yakın, yanındakileri aradım ve onları TRT'nin önüne gelmek üzere e, davet ettim onlar da aldılar silahlarını geldiler diye anlatıyor indirelim aşağıya birkaç cümle zaten röportaj kısa bir röportaj Efe'cim linki indirirsen aşağıya aşağıda görelim lütfen evet TRT Genel Müdürlüğü önüne Süleyman Soylu'yla telefonla görüştükten sonra gittiği anlaşılmıştı. Ama arayan kişinin Süleyman Soylu değil, Soylu'nun amcasının oğlu Sadık Soylu olduğunu bu sabah itibariyle öğrendik. Ayhan'ı ben aradım. 15 Temmuz bir savaştı. Savaşa beraber girdik. Biz başbakanlıktaydık. Herkesin başbakanlığa gelmesini istedik. Beni arayan herkes oraya geldi. Ayhan, Borak, Kaplan zaten oraya gelecekti. Ayhan Bora Kaplan dışında 15 Temmuz gecesi çağırdığınız suç örgütü liderleri var mıydı diye soruyor Seyhan. Neden soruyor bunu? Az önce biriniz yazmış, Mustafa yazıyor, mafyayı aramış diye. Evet çünkü kendisinin Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'da herkesçe bilinen e, özellikle de aslına bakarsanız e, İçişleri Bakanı sıfatıyla Süleyman Soylu tarafından çok çok iyi bilinen kabarık bir suç dosyası var. Yani Ayhan Bora Kaplan'ın tırnak içinde ne iş yaptığı herkesin malumu. Sadık Soylu diyor ki ben nereden bileyim hiçbir şey bilmiyordum diyor. Ee, Ayhan Bora Kaplan'la veya suç örgütleriyle bir alakamız yok arkadaşlarımız geldi vatandaşlarımız geldi akrabalarımız geldi. Onun üzerine Seyhan hatırlatıyor diyor ki Ayhan Bora Kaplan hakkında uyuşturucu adam öldürme adam yaralama gibi suçlamalar olduğunu bilmiyor muydunuz? Nereden bileyim diyor Sadık Soylu hiçbir şey bilmiyordum. En son ne zaman yüz yüze kendisiyle görüştünüz diye soruyor. 4 sene önce görüştük belki daha uzun 6 sene önce de olabilir. Peki diyor Seyhan 15 Temmuz gecesi elinde ağır silahlar var Ayhan Bora Kaplan'ın ve etrafındaki insanların. Bu silahları nereden bulmuş olabilirler diye soruyor. Ona da aynı cevabı veriyor Sadık Soylu. Ben nereden bileyim Süleyman Bey o zaman İçişleri Bakanı değildi ki. Silahların bizimle ne alakası var? Ben bunu nereden bileyim? Devlet her şeyi bilir. Kaplan ve ekibi o gece kaç kişiydi? Nereden bileyim? O gece bizim can derdimiz vardı. Bakan Soylu kendisiyle Ayhan Bora Kaplan'ın ilişkilendirilmesine çok sinirlendi. O akşam biz sokaktaydık. Ödül almamız gerekirken şimdi cezalandırılıyoruz. Boş verin. Neden cezalandırılıyorsunuz peki sizce? Ne bileyim biz esrarcı mı olmadık, kokayıcım mı olmadık ne derseniz olduk. Ee, peki bu diyor Seyhan Avşar o zaman Süleyman Soylu'ya karşı bir operasyon gibi mi siz bunu anlıyorsunuz? Ee, onu söylemek bana yakışmaz diyor. Yani demek ki öyle düşünüyor ama bunu bakan söylesin diyor. Bakan Soylu bu operasyona üzüldü mü? Üzülmüştür. Kaplan'a operasyona değil kendisine yapılanlara üzülmüştür. Son sorum diyor. Sizin Bakan Soylu ile adını kullanacak kadar yakın bir ilişkiniz var mı? Tabii ki yakınlığımız var. Amcamın oğlu olur kendisi. Evet. Gerçekten e, dehşet bir e, röportaj ve bugün itibariyle anlıyoruz ki Ayhan Bora Kaplan Soylu ailesi tarafından gayet iyi tanınan 15 Temmuz gecesi TRT'nin önüne davet edilecek kadar telefon irtibatları olan bir isim. Peki ne oldu da 3 gün önce bu isim bugüne kadar korunduğunu kollandığını, çeşitli dosyalarının e, raflarda bekletildiğini, e, mesela kardeşi Muhammed Kaplan ayrı bir dosyadan aslında tutuklu cezaevinde olması gerekiyor. Fakat firar etmiş durumda. E, kendilerine bilgi sızdırıldığını devlet içindeki bazı kaynaklar tarafından tahmin ettiğimiz, e, hatta yani bazıları açısından neredeyse bildiğimiz, emin olduğumuz bu isimler apar topar üstelik de bir gece yarısı operasyonuyla hem de VIP'i kullanmaya hazırlanırken yani sadece devlet erkanının geçebildiği VIP'i kullanmaya hazırlanırken ters kelepçeyle yüzüstü yere yatırılarak aynı anda 3 emniyet mensubu polis kamerasının kayıt yaptığı bakın 3 ayrı kamera aynı anda görüntüleri kaydediyor ee, ve bunlar basına sızdırılıyor. En çok da muhalif basına sızdırılıyor. Niye? Çünkü cesaretli olan ve gazetecilik yapan onlar ee, yani iktidara yandaş olmayan e, basınlar basın mensupları onlara sızdırılıyor ve bir anda bu görüntüler viral oluyor. Bakın görüntüler bunlar. Ee, ben şimdi e, Sayın Murat Bakan'ı ekrana davet edeceğim. Lütfen görüntüler akmaya devam etsin çünkü hakikaten dehşet görüntüler. Şimdi neden gözaltına alındılar? Cumhurbaşkanının talimatı mıdır bu ve Bakan Süleyman Soylu'ya yönelik bir tasfiye hareketi gibi düşünebilir miyiz? Bugüne kadar neden korunup kollanmışlardı? Bu dava dosyasının içeriğinde siyasetten, yüksek yargıdan, belki medyadan hangi isimler var ya da olabilir?